Efendim şimdi hard disk olayı şöyle. Gene bir Avrupa Birliği ülkesinde bir kompütür fabrikasının araştırma laboratuvarını kurdum. Ve yeni projeler üretiyorduk. Fabrikanın sahibi kompütür sistemlerinin memorisinin geliştirilip geliştirilemeyeceğini sordu bana. Ben de bazı fikirlerim olduğunu ama tatbikat yapmak gerektiğini söyledim ve çalışmaya başladık. Hı hı. Bir hardware yaptık. Çok küçük bir hardware'dir bu. Kompütüre bunu monte ediyoruz. O anda kompütürün içerisinde bulunan hard diskin kapasitesi ne olursa olsun, biz o zaman 512 MB'lık bir hard disk deney için kullanmıştık tatbikat amacıyla. İlk 15 günün sonunda kapasitesi 17 küsur GB'a ulaştı. İkinci 15 günün sonunda 121 küsur GB'a ulaştı. Bu şu anda kullanılan hard diskler için bile inanılmaz bir rakam. Efendim. Şu anda kullanılan hard disklerin kapasitesi nedir? Tabii ki neticeye çarpmak lazım. Şu anda kullanılan en büyük benim bildiğim 40 GB. O tarihte en büyük hard disk 2,5 GB'tı. 2,5 GB'tı ve siz o tarihte 121 GB'a kadar. O da bitmedi. 2 hafta daha devam etti çalışma. Ve sonuç 512 çarpı 10 üzeri 18 GB'a geldi. Korkunç bir rakam. İnanılmaz. Şimdi buradaki mekanizmayı izah edeyim mi? Evet lütfen. Efendim şimdi bu hard diskin içinde bulunan plakadır. Bu plakanın normal şartlarda kompütür yazarken tek yüzeyini yazar. Ve yüzey dolduktan sonra hard disk dolmuştur. Ama buradaki orijinalite şu. Biz nasıl yapıyoruz da bu büyük kapasiteleri elde edebiliyoruz? Yüzey dolduktan sonra molekül büyüklüğü kadar, birkaç mikrondur bu da, otomatikman bir alt seviyeye gene bir hard diskmiş gibi yazılıyor. O da o yüzeyi doldu mu bir daha aşağı iniyor, bir kat daha, birkaç mikron aşağı iniyor. Çok katlı bir apartman gibi evet aslında. Evet efendim, aynı o şekilde oluyor ve bu korkunç miktar kapasite buradan ileri geliyor. Peki bu neden kabul edilmedi? Evet biraz önceki ticari efendim, nedenlerden dolayı kabul edilmedi değil, şöyle oldu. Yani niye engellendi? Engellemesini söyleyeyim. Şimdi bunların tatbikatı yapıldı. Neticeleri alındı ve fabrikanın sahibi tanınmış bir büyük fabrikanın mühendisini davet etti göstermek üzere. Mühendis geldi. Burada referanslar var, isterseniz gösterebilirsiniz. O referansları ekrana getirdim kompütürde ve gösterdim kendisine. Mühendis elini böyle koyarak tam 5 dakika baktı ekrana. 5 dakika sonra kalktı, teşekkür etti ve gitti. Aradan 10-15 gün kadar geçti. Bu ara biz şunu söyleyeyim. Bu hard diskler hareketli hard disklerdir. Kendileri etrafına dönerler. Dönme hareketi yaparlar. Fakat bu bazı sistemler için mahsur teşkil etmektedir. Bunun için biz metalik olmayan ve hareket etmeyen hard diskler üzerine çalışıyorduk o zaman. Ki bu da özel bir porselenden yapılan dört tarafı delikli sabitlenebilecek bir hard diskti. Tam bu esnada fabrikanın sahibi koşarak geldi. Aman dedi, gözünü seveyim. Hemen dedi projeyi durduralım. Niye? Ne oldu? Mükemmel çalışıyor her şey. Şöyle böyle. Yok dedi. Eğer dedi, çünkü malzemeyi dışarıdan alıp montajını yapıyorlar kompütürün ve satıyorlar. Fabrika böyle bir fabrika. Eğer dedi biz bu projeyi durdurmasak ambargo koyacaklar bana. Malzeme göndermeyecekler denildi. Ve bu şekilde ben de proje bana ait olduğu için aldım, çekmeceyi attım, duruyor. Yani şu anda ilerleyebilecek aslında bilim engellenmiş oluyor. Para için tabii engellenmiş. Para için engellenmiş oluyor. Hatta ben burada bir şeyde bir fakültede ilgili kompütürle ilgili bölümüne öğrenciler merak etmişlerdi. Götürdüm sistemi. Takıldı. Ekrana aynı şekilde gelildi, bakıldı. Bunu da yaptım 2 sene kadar önceydi. Peki Türkiye'den bunu söylediğiniz, paylaştığınız insanlardan ne gibi tepkiler geliyor? Bir şekilde gerçekleştirmeliyiz artık. Herkes bunu istiyor da yalnız işte sağlam, pratik bir işbirliği lazım. Maalesef arkadaşlarımızın bu özellikleri yok. Bir insanın fabrikası olacak. Diyecek ki beyim biz bunu ortaya çıkaralım, şunu şöyle yapalım filan. Yani böyle organize bir sistem.